Herkese merhabalar arkadaşlar. Oyuncu inceleme videolarımızda sizlerle birlikteyiz. Bu sefer defans dörtlüsünde oynayabilen oyuncuları inceliyoruz. Hemen kaç oyuncu olduğuna bakayım. Çok fazla dedi. 13 tane aradığımız kriterlerde oyuncu var. Hemen Emre Uruş'tan başlıyorum. Bu adam biliyorsunuz zaten benim çok sevdiğim bir adam. Kariyerlerimde mümkün olduğunca alıyorum. Gücüm gücü olarak takımınıza ekstradan katkı sağlayacağı aşikar. Bu su götürmez bir gerçek, ama defansif anlamda size sıkıntı çıkarabilir. Bu oyuncuyu oynatacaksanız bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Şöyle ki top kapma, markaj ve pozisyon almayı görüyorsunuz. E, gerçekten bu değerler ki defans oyuncusunda arayacağınız bek de olsa defans oyuncusunda arayacağınız özelliklerin oldukça altında. Ama topsuz alan, orta yapma, dripling, ilk kontrol, teknik Fiziksel özelliklerini de göz önünde bulundurduğunuz zaman ben şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben oynattım. Şimdiye kadar hiç pişman olmadım. Kötü oynadığı maçlar var. Evet. 99 mevcut yeteneği var. Potansiyel 125. Bence oynadıkça potansiyeline oldukça yaklaşır diye düşünüyorum. Çok da cüzi rakamları alabiliyorsunuz Emre Orduç'u. Alaaddin okumuş. Hacettepe Spor'daymış. 92 mevcut yetenek. 125'te potansiyel yeteneği var. E bu sefer aşağıdan az puandan çoğa doğru gidiyoruz. E, Alaaddin potansiyeli olan bir oyuncu Gençler Birliği'nden kiralanmış. Ama ne yazık ki hiçbir zaman bu potansiyeline ulaşamayacak bir oyuncu. Bence zaten ortada verilerini görüyorsunuz. Kiralandığı kulüp de alt bir kulüp. Antrenman sahalarının iyi olduğunu düşünmüyorum demeyeyim. Yanılmayalım bir bakalım. Evet vasatın altında antrenman testleri. Yani ee, çok dengesiz bir antrenman tesis var. Çok iyi altyapı tesisleri olabilir bir kulübün ama e, bu oyuncular çıktıktan sonra vasatın altında antrenman tesislerinde yeterince gelişemez. Aradaki farkı görmek istiyorsanız e, 2017'de yaptığım bir deneme vardı. Ala e, Abdülkadir Ömür'ü bir iyi antrenman tesisleri bir de kötü antrenman tesislerindeki gelişimini göstermiştim. Alaaddin Okumuş bence vakit geçirmişti harcanacak bir oyuncu değil. Alt liglerde oynayan arkadaşlar deneyebilirler. E, sonuçta belli bir potansiyeli olan bir oyuncu. Buna ulaşır ulaşamaz bir şey diyemem ama e, ben pek birincilikte oynatacağınız yani etkili birlikte oynatacağınız bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Özer Özdemir yaş, yaş itibariyle genç bir oyuncu. 19 yaşında. Sabek'te kullanabilirsiniz. Ben ekstra olarak şöyle bir şey yapmıştım. Tabi Ozan 25 yaşında falandı. Fenerbahçe üçlü savunmanın sağında oynatıyorum zaman zaman her zaman değil. Defansif anlamda fena değil. daha iyileşeceğini düşünüyorum ben. Hani pozisyon almaya çalıştırmamız lazım. Hani top kapmaya baktığınız zaman topa top kapmak için yaptığı hamlenin zamanlamasıyla alakalı bir veri top kapma ama pozisyon alma kesinlikle takım savunmaya döndüğü andan itibaren rakibe karşı alacağı pozisyon, o pozisyon bilgisi de kötü olduğu müddetçe ...çok ataklar yiyebilirsiniz. Yani o kanadı çok kullanıp sizi yıpratabilirler. Fiziksel olarak iyi durumda. Zihinsel olarak geliştirmesi gereken çok özelliği var. Teknik olarak ben gelişeceğine inanıyorum ama... ...zihinsel olarak çok geride kalırsa pek hani tat veren oyuncu olmayabilir. Ama 19 yaşında ve denemeye değer... ...özellikle düzgün bir şekilde oynatılır da gelişirse ve iyi oyuncunuz olur yani vazgeçilmez bir oyuncunuz olabilir. Tabii şampiyonluğa koşan takımlar için değil ama ilk bir iki sezon takımınızda idare etsin diye alırsanız bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Kaan Ayhan. Valla ben Kaan Ayhan'ı kariyerlerimde oynattığımı hatırlamıyorum. Belki bir kere falan almışımdır. Çok değişik bir oyuncu stoper önlü bir orta sağda oynayabilen bir oyuncu sağ bekli de kullanabiliyorsunuz zorlarsanız solda da kullanırsınız tabi bek oyuncu özellikleri hız hızlanma biraz zayıf saatten sonra da çok fazla gelişeceğini düşünmüyorum hız hızlanma özelliğinin 1-2 puan üstüne koyabilirsiniz tabi bu hiç gelişmeyeceği anlamına da gelmez bazen çok doğru bir antrenörle çok verimli antrenörlerle de daha iyi olabilir çünkü Okay 26-27 yaşında falan da herhalde ya 26 yaşında falan da Okay iki puan hızlanmayı falan arttırmıştık. Bu daha genç bir oyuncu. Uzun süreler çalıştırırsak çabukla hız ve hızlanma artacaktır. Zihinsel olarak konsantrasyonu biraz düşük, özel yetenek yani aramayabiliriz. Opsuz alan da hadi geçtik ama konsantrasyon biraz daha iyi olsa daha iyi olur yani daha iyi bir oyuncu olur. Tabii ki kesinlikle kalitesi daha da artar. Ama şu bir gerçek, Kaan Ayhan'ın bir kumaşı var. Forma şansı verdiğimiz zaman bizi taşıyabilecektir diye düşünüyorum. Yaşının biraz iler, yaşının biraz ilerlemiş olması, özellikle gelişiminde belki biraz bizi sıkıntıya sokabilir ama gene de 140 potansiyel, hiç küçümsecek bir potansiyel değil. Artık yavaş yavaş yani potansiyelleri sıralamamışız biz, mevkiye göre sıralamışız. Neyse olsun. Çağlar Söğüncü alın size tam bir stoper. Ee, şu an için alıp e, kendi takımınızda kullanabileceğiniz yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa'da da çok elit seviye takımlarda değilseniz e, Çağları direkt alıp oynatabilirsiniz ki ben Barcelona'da olsam belki Çağları alıp direkt oynatırım. Zihinsel olarak kendini geliştirmesi lazım ama henüz 21 yaşında. Şimdi şöyle Kaan Ayhan 22 yaşında biraz böyle şey konuştuk ama çağlar oyuncu bir stoper e, ve stoper özellikleri görüyorsunuz. Oldukça iyi seviyede hani markaj, top kapma, tutama. pozisyon alması ekstradan çalıştırmamız lazım. Karar alma, konsantrasyon oynadıkça bunların artacağını düşünüyorum ben. Zaten 155 potansiyeli var Çağlar'ın. Oldukça iyi yerlere geleceği kesin zaten gelmiş de hani daha da böyle kariyerinde sıçramalar yapacağı kesin. Eğer ekstradan bir sıkıntılar ekstradan bir durumlar olmazsa çağları zaten büyük paralar haricinde kadroya katmamız pek kolay gözükmüyor. Merih Demiral. Sporting'in B takımı da ama tabii Sporting'in B takımı Portekiz 2. liginde oynayan bir takım o yüzden yani Sporting B dediği burada aslında Sporting ikinci takımı diye geçiyor. Portekiz 2. liginde top oynuyor ve Merih Demiral burada süre alıyor. Fenerbahçe'de sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'nin bir genç oyuncu öğütme merkezi olduğunu bildiği için Portekiz'e de gitmiş. Tam niçin Portekiz'i seçti bilmiyorum ama bence çok doğru bir seçim yapmış. Oradan da oyuncu Avrupa'ya oyuncu transfer eden bir kulübe kapak atmış. Merih kendisini geliştirmesi gereken yönleri var. Yaşı daha 19. Çok iyi durumlara gelecektir. Dinsel olarak gayet iyi. Yani pozisyon alma, konsantrasyon falan baya baya iyi yaşına göre. Fiziksel olarak hızlanması ve çevikliği artacaktır. Uzun boylu bir oyuncu hava toplarına hakim. Biliyorsunuz uzun boylu oyuncuların çeviklik konusunda sıkıntıları var. Çok önde oynatırsak defansı, Belki defans arkası yerden atılacak toplarda sıkıntı yaşatabilir. Hava toplarına hakim ama yerden olacak toplarda sıkıntı yaşatabilir. Hız hızlanma çok iyi değil. Çevikliği de çok yok. O yüzden problem yaşayabiliriz ama geriye yaslanmış savunmalarda çok iyi işler çıkartacaktır. Tabii bunlar 19 yaşındaki Merih için söylenecek şeyler. İleriki süreçte gelişimi çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. 41 potansiyel oldukça iyi bir potansiyel. Levent Gülen 136 potansiyeli var. Şu an mevcut yeteneği 130 diyor ama ben e, konsantrasyon vesaire çok iyi ama hava toplarında çok büyük zafiyeti var. E, yani boyu aslında çok kısa değil ama zıplaması 10. Kafa vuruşu hadi 12. Top kapma da düşük. Şimdi şöyle söyleyelim. Melih için dedik ki 19 yaşındaydım Melih. Top kapması 12 idi ama zıplaması 14 Yani en azından hava toplarına bir hakimiyeti vardı. E şimdi Levent'e baktığınız zaman e, zıplaması düşük. Top kapma da aslında çok kötü değil. Yani daha gelişir mi pek bir şey söyleyemem. Çünkü 23 yaşına gelmiş. Tabi tecrübe kazandıkça zihinsel özellikleri oldukça artacaktır. Top kapma da özel çalıştırılıp bir iki puan arttırırız diye düşünüyorum. Zihinsel olarak e, ben baya baya aslında şey oldum yani konsantrasyon pozisyon alma pozisyon alma falan biraz daha iyi olabilir daha iyi olması lazım karar alması da kabul edilebilir ama konsantrasyon olması güzel bir şey ön sezi de biraz daha artması lazım yani tek sıkıntı bu adamda e, zıplama zayıf yani zıplaması böyle olan oyuncularda genellikle biz hız ararız o da yok yani Dinayra baktığınız zaman çok hava toplarına hakim değil gözüküyor ama çok yani hızlı bir adam olduğu için tercih edilebilir ama Levent Gülen e, ben pek şey yapmıyorum. E, çok tutmadım. Yaşı da ilerlemiş. iyi bir yedek olabilir. Ve Avru Anadolu kulüplerinde bank oyuncumuz olabilir. iyi paraları da satabiliriz belki ama hava toplarına biraz zafiyeti var. Onu gidermeye çalışmak lazım. Bu arada hani Levent'i hiç oynatmadım. gösterdi belki ekstradan performans vardır. Ona bir şey diyemem. Yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. 19 yaşında Sion'da oynuyor. Salih'in takım arkadaşı Eray Cumart e, pasör stoper özelliği var. Yani pas verme 11, vizyon 9 biraz daha gelişebilir. Daha 19 yaşında e, gelişime açık bir oyuncu olduğu aşikar hava toplarında etkili değil ama biraz daha hızlı görüyorsunuz hani e, az önce Levent'te bahsettiğim konu burada kendini gösterdi. Top kapması ve markajı falan fena değil yaşına göre. Zihinsel olarak oynadıkça gelişecektir. Ben e, buna inanıyorum her zaman. Konsantrasyon, kararlılık, karar alma siz e, yani şu pozisyon alma, zıplama, top kapma, pas hani baktığınız zaman mavi olan asıl olması gereken özelliklerin en düşüğü 11 pas. Yani 14-15 olacak hali yok şu an. Ee, ben kesinlikle ERA'yın denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oynadıkça zihinsel özellikleri artacaktır. Ee, tabii genç oyuncu oynatmak bize her zaman e, risktir ama ERA'yın ben bu risk almaya değer olduğunu düşünüyorum. 149 potansiyelde düşünürsek çok iyi yerlere gelebiliriz. Yiğitan Güveli. Yiğitan'ın burada 9-10 ay sakatlığı var gösteriyor ama e, oyunun betasından devam eden bir kariyer olduğu için bu düzeltilmiş hali 3 ay falan 2-3 ay diye gördüm ben. Yiğit'an'ı biliyorsunuz ben kullandım zaten ee, lakabı da benim koyduğum lakabı Gladiator. Bu Spartaküs dizisi vardı. Orada Ganikus diye bir gladyatör vardı. Ona benzetiyorum ben. İkinci sezonda piyasaya çıkmıştı. Tip olarak tabii Ganikus, eli yüzlü daha güzel bir adam ama işte boy, fizik, saç tarzı falan onu andırdığı için böyle bir şey söyledim. E, risk alıp Fenerbahçe'de banka oynatmıştım. 2017 geçen en son Fenerbahçe kariyerimde biliyorsunuz. Ve oldukça da olumlu sonuçlar aldık. E, çıldırttığı dönemler çok oldu. Saçmaladığı dönemler oldu ama e, Yiğit biz şöyle de bakmalıyız. Takımın geleceği gözüyle de bakmalıyız. Maddi geleceği ve bir an önce iyileşir iyileşmez kadroya koyup oynatmamız lazım. Sonuç her ne olursa olsun vazgeçmemek lazım. Hava toplarında inanılmaz bir üstünlüğü var. Zaten fiziksel olarak iyi. Zıplamayı da görüyorsunuz. Çevikliği düşük dediğim gibi bu tarz stoperlerde ne yazık ki çeviklik düşük oluyor. Ya zenci olması lazım. Hani uzun boylu ve çevik olmasını istiyorsak zenci stoper bakacağız. E, ama bizim Avrupalı stoperler, beyaz stoperler böyle oluyor genellikle. Fizikli olanların çevik çok fazla olmuyor. Ama bunları aldanmayın. Fiziksel olarak da oldukça iyi gelişim gösterecektir. Diğer oyunculara nazaran biraz daha rahat anlatabiliyorum Yiğit'i çünkü 3 sezon geçirdik. Top kapma, markaj gelişiyor. Ee, tamamen gelişim açık bir oyuncu. Sizin oynatmanız ve antrenman tesislerinizle alakalı. Fiziksel olarak görüyorsunuz zaten şurada e, çöküşte artık yani kötü seviyede ama Oynadıkça gelişecek. Henüz 19 yaşında. Vakit kaybetmemek lazım Yiğitan için. Direkt oynatın. 135 potansiyel de fena değil yani. İyi bir potansiyel ki. Eray falan 149. Siz düşünün artık girisini. Tarkan Serbest. avusturya Viyana'da oynuyor. Artık 23 yaşına gelmiş. Çok da e, hani beni alın tarzında bir oyuncu değil bence. Tabii ben bunları hep e, Türkiye liglerindeki iyi takımlara göre düşünüyorum. Yani İstanbul Spor kariyerinde Eray e, Tarkan Serbest hiç fena olmazdı, hatta mükemmel olurdu FTT'de. Süper Lig'e de ilk çıktığınız sene e, kadroda bulundurabilirsiniz. Hem stoperde oynayan bir oyuncu, hem ön libero'da kullanabileceğiniz bir oyuncu. E, fiziksel olarak süratli, hava toplarında ortalama hakim olan bir oyuncu diyebiliriz bir stopere göre. Zihinsel olarak da ortalama özellikleri var. 23 yaşına gelmiş tabi ben 23 yaşına gelmiş bir oyuncu için gelişimiyle ile alakalı çok parlak şeyler söyleyemem gelişmez diyemem ama bir Yiğitan kadar işte bir Eray kadar ne bileyim Merih kadar gelişeceğini düşünmüyorum bu oyuncunun Gökhan Gül görüyorsunuz defansif ve standart stoper rollerini tam anlamıyla oynuyor standart stoper dedi kesici olarak oynuyor ama Kesici oynayamaz karar alması çok kötü. Evet. Yani kesici rolde ben şimdilik oynatmamanızı tavsiye ederim. E, şu yönden söyleyeyim size. Hani hamle oyuncularının topa hamle yapacağı zaman o kadar iyi seçip çok doğru bir zamanda o hamle yapma kararını alması lazım. Burada karar alması düşük. Bu bize biraz sıkıntı çıkartabilir. Standart stoper savunma olarak oynatabiliriz. E, Gökhan'ın şu an acilen geliştirmesi gereken özellikleri pozisyon alma. Önceliğimiz pozisyon alma olması lazım. Kesinlikle konsantrasyon vesaire bunlar oynadıkça gelişecek Kararlılığın 16 olması bize ekstradan bir değer. Bu oyuncunun hırslı bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Zaten şurada da kişilik oldukça azimli yazıyor. E, zıplaması da. Yani 14'e getirebilirsek boy çok uzun değil bir stopere göre. Yani orta saha oyuncusu olsun deseniz şu fiziksel özellikler iyi diyeceğim ama stopere göre, stopere göre boyu da çok uzun değil. Zıplamasını biraz daha geliştirmemiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim Gökhan Gül gelişimini takip edeceğimiz bir oyuncu olması lazım. Pozisyon alma, markaj ve zıplama özelliklerinin iyileşmesi lazım ki ben o ışığı görüyorum bu adamda potansiyel kaçmış. 134 bence iyi oyuncu olacak. İyi bir yerli stoper seçeneği. Enes Ak ben hiç e, beğenmediğim bir oyuncu. 19 yaşında. Aslında gelişimi olan, olacak olan bir oyuncu. Kendini gösteriyor ama şimdi sol bek oyuncusu. Hızlanma fena değil. Vücut zindeliği de iyi. Özellikle bek oyuncularında zaten e, bu tip özelliklere bakılıyor. Dayanıklılık biraz düşük. Ee, hani zihinsel özelliklerde kararlılık, karar alma ve konsantrasyon biraz öne çıkmış. Top kapma, markajı, teknik fena değil. İlk kontrol e, şey 11 hani e, öne çıkan özellikleri diyeyim. Yani kat etmesi gereken çok fazla yol var. Yani e, açıkçası bana çok parlak bir oyuncu gibi gelmedi. Ama dediğim gibi belli olmaz bazı oyuncular inan, bazı oyuncular inanılmaz sıçrayışlar yapabiliyor. Bu arada sağ ayağını kullanmaktan kaçınıyor yani şurada zayıf ayağını kullanmaktan kaçınır. Sağ ayağını da çok fazla aktif olarak kullanan bir oyuncu değil oyun tercihleri arasında bunu görüyoruz. Ee, yani ben çok bel bağlayacağım bir oyuncu değil açıkçası şahsen benim görüşüm 133 potansiyel çok kötü değil bu arada. Şimdi e, şimdi Gökhan Gül'e baktığınız zaman hani bir ışık var adamda. Yani altyapı var. Üstüne biraz bizim bir şeyler koymamız lazım. Ama Enes de mesela potansiyelleri aynı diyelim. Ama Enes'te o ışık ben açıkçası görmedim. Ee, yani özellikleri çok düşük değil ama bilmiyorum çok e, sevdiğim bir oyuncu değil belki de ondan dolayı böyle yaklaştım. Sizlerin de tecrübeleriniz varsa lütfen videonun altına yorum olarak, mesaj olarak atın. Bizleri de bilgilendirin. Emre Taşdemir. Vallahi eee bir aralar Emre Taşdemir konuşulurdu. Sol bekleyince ilk akla geç, gelecek vadeden Şu an Yusuf acerdan bahsediliyor tabi. Ee, Emre Taşdemir kayıp gitmiş bir yetenek. Yani şu an için kadroyu alıp koymak için aslında belirgin özellikleri var. Biraz taşıyabilir. Hani dripling, orta yapma, tek top kapma. İşte yani hücumsal anlamda da defansif anlamda da ortalama özelliklere sahip bir oyuncu değil. Yani pozisyon alma 10, top kapma 12, markaj 10. Hani ortalama diyebiliriz 22 yaşında fiziksel olarak hız hızlanma oldukça iyi, çeviklik de iyi, dayanıklılık oynadıkça gelişecektir diye düşünüyorum. Yani bu oyuncu 22 yaşına gelmiş artık kesinlikle 135 potansiyeline ulaştırmak istiyorsak bu adamı banko sahada tutmamız lazım. İlk 11'e başlayacağız. Geçen sezene de bir sakatlığı vardı zaten geçen oyunda. Bence kesinlikle Emre Taşdemir'den vazgeçmeyip onu oynatmamız lazım. Cevherini hala kaybetmediğini düşünüyorum. Zaten 2 sene içinde falan eğer ki iyi 2 sezon geçirirsek biraz gelişecektir. Daha iyi hale gelecektir. Ben umutluyum Emre Taşdemir'den. Tabii yaş 22 o biraz beni düşündürüyor ama sizlerin de tecrübesi önemli. Altına yazın videonun yorum olarak. Bak her oyuncuda neredeyse videoya yorum istedim sizden. Defans dörtlüsünde inceleyeceğimiz oyuncular bu kadardı. Kriterlerimizi biliyorsunuz. Minimum 125 potansiyel ve üstte olan oyuncular ve maksimum 23 yaşına kadar gelmiş oyunculara ve yerli Türk pasaportu olan oyunculara bakıyoruz. Umarım sizlerde de bir fikir oluşturur. Buradaki potansiyel yetenekler benim açtığım save'deki potansiyel yetenekler. Yani Emre Taşdemir sizin açtığınız save'de 120 de olabilir, 150 de olabilir. Bununla alakalı kesinlikle oyunun belli bir sıralaması var onlar öne çıkacaktır. Yeni inceleme videolarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Orta savuncuları, kanat oyuncuları, forvet oyuncularını da aynı şekilde inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.